Tekrardan merhabalar. Oyuna geçerken saldırma tuşuyla geçtiğim için saldırarak başlıyoruz. Oyunun doğasına uygun bir başlangıç. Şimdi burada yolumuza devam edeceğiz. Zaten buradaki mobları temizlemiştik. Dediğim gibi bunu öldüreceğiz ama buradan değil. Buradan aşağı indikten sonra hemen sol tarafa dönersek şu arkadaşlardan bir tane daha olduğunu göreceğiz. Arkasına geçip backstab atmaya çalışın. Backstab atarken bu arkadaş gelmişse hemen arkasına yuvarlanıp ona da atın bir tane. Acımayın. Hop. Bam. Bam. Güzel. İkisini de öldürmüş olduk. Bunları kırabilirsiniz. Burada etrafta bir item yoktur. O yüzden boş ver, uğraşmayın derim. Buradan aşağı inelim. Şuradan geçerseniz işaret. Burası tekrar merdivenle aşağı inmenizi sağlayan bir yere geliyor. Şimdi bizim ilk yapacağımız şey şu. Ben hafiften şu an karıştırdığımı fark ettim. Bu yaratığı öldürmek istiyoruz. O yaratığı öldürmek için şunu yapacağız. Şuradan yukarı çıkacağız. Şu yolu takip edeceğiz. Karşıda bir yaratık var. Dilerseniz bunu öldürelim. Çünkü şu soldaki merdiveni kullanmamız lazım. Hani yuvarlanarak yanından geçip merdivene ulaşabilirsiniz ama hani öldürmekte fayda var. Ne olur ne olmaz. Şimdi gördüğünüz gibi bu arkadaşın tam arkasına gelmiş olduk. Buradaki taktik şu. Yanına yaklaşıp vurup geri çekilin. Gelin ağır bir atak yapın, geri çekilin. Önemli olan yaratığa vuruyor olmanız. Ama geri çekilmeyi unutmayın. Çünkü vururken karakteriniz bir miktar ileri gidiyor. Eğer yaratığın olduğu yerin aşağısına düşerseniz yaratık sizi öldürür. Yani şurada olduğunuz bir senaryoda vurduysanız aşağı düşeceksiniz ve yaratık size vurup sizi öldürecek. Bu item bir pyromancy itemi, Power Within. Power Within yavaş yavaş canınızı azaltan fakat damage'ınızı oldukça arttıran oyunun en güçlü pyromancy büyülerinden bir tanesi. Bunlar pyromancer klasının item'ı. O yüzden pyromancy giden arkadaşlar varsa kendilerini almanı tavsiye ederim. Şimdi evet aradığım şeyi buldum. Eğer ki canınız azsa veya Estus flask'ınız azalmışsa buradan düz gidip merdivenden aşağı inebilirsiniz. Fakat şuradaki item'ı almak istiyorsanız tam girişten sola doğru yavaşça ilerleyip buraya düşerek bu item'ı alabilirsiniz. Bu bir whip yani kırbaç. Şurayı kırabilirim lütfen. Kırbaç aldıktan sonra da aşağı düşebilirsiniz. Kırbaçlar her ne kadar oyun içerisinde bulunsa da çok güçlü silahlar değiller. Çok tercih edilen silahlar da değiller. Ama denemek isteyenler kullanabilirler her zaman için. Şimdi değişik değişik yaratıklar görmeye devam ediyoruz. Bu arkadaşlar dillerini kullanarak saldırıyorlar. Ağızlarından alev çıkartıp ve alevli bir dil çıkartıp saldırıyorlar diyebilirim. Burada merdivenleri takip ederek ilerleyebilirsiniz. Bize şu an yine toksik dartı atan bir arkadaş var. Onun yanına gidiyor olacağız. Düşerek ilerlemek en rahatı olabilir. Buraya düştüğünüzde bu arkadaşa doğru ilerleyin. Attıktan sonra kendisine saldırın. Hemen yanına gelip saldırırsanız animasyona giriyor olabilir ve animasyonda sizi tekrar toksikleyebilir. Arkasında Wanderer armor seti var. Onu da almış olalım. Şimdi burada bir merdivenimiz var. Burada merdiven kullanmamız lazım. Şu şekilde aşağı indik. İner inmez yuvarlanmaya çalışın çünkü bu ikisi direkt saldırabiliyorlar. Bam. Bam.
Çift elde kessek 2 vuruyoruz. Tek elde kessek şu an 2 vuruyoruz. O yüzden nasıl bir şey izlediğinizin pek önemi yok. Buradaki yaratıklarla teker teker uğraşabilirsiniz. Hani bu bir opsiyon. Fakat benim önerim aşağıdaki bataklığa gelir gelmez sağa dönüp şu sütunu takip edin. Poison olmanızın bir önemi yok. Bu bataklıkta poison'dan kurtulmanızın bir yolu yok. Elbet poison olacaksınız. O yüzden onu çok aldırışlarla ilerlemeye devam edin. Burada şu açıklıkta taştan mekanda bonfire'ımız var. Bonfire yakın. Mümkünse bonfire dinlenin. Şu an çok güzel bir şekilde iki tane humanity var. Humanity kullanmışım. Öncelikle reverse halving yapacağım. Burası güçlü bir boss öncesindeki bir bonfire. Aynı zamanda burada biraz dolaşmamız gerekecek. O yüzden bu bonfire'ı yakıp kindletmemizde fayda var. Ki Estus Flask'ımız da 10 olsun. Bonfire'ı kindlettikten sonra öncelikle arka tarafa gidiyor olacağız. Buradaki bu sandığımızı açacağız. Ve bir Dragon Scale daha aldık. Dragon Scale'lar özellikle ejderhalarla alakalı olan silahların güçlendirilmesinde kullanılıyor. Eğer ki öylesi bir kılıcı kullanmak istiyorsanız Dragon Scale'ları elinizden gelince toplamaya çalışın. Şimdi öncelikle sol taraftan başlayalım. 1, 2, dediğim gibi poison olmamızın bir zararı yok. Şurada Gold Pine Resin kısmına rezin yerine bizi poison'dan kurtaracak olan şu arkadaşı koyalım. Şimdi yavaş yavaş size doğru gelen şu iki tane sivrisineği görebilirsiniz. Bunlardan ikişer ikişer gelmeye devam edecek. Çok sıkıntılı yaratıklar değiller ama müsait olduğunuz zamanlar onları öldürün derim. Şu bir, şu iki. Dediğim gibi arkadan gelmeye devam ediyorlar. Şimdi bu bataklıkta çok hızlı yürüme imkanınız olmayabilir. Bunları toplayacağız. Şu arkadaşları, bunlar sülük oluyor. Gördükçe öldürün. Bunları öldürüyor olmamızın sebebi Green Titan Shard düşüyorlar. Ve Green Titan silah upgrade'lerinde kullanılıyor. Burada Poison Mist Pyromancy'sini almış olduk. Arkadan gelen sivrisinekleri bir öldürelim. Toplu toplu üzerimize geliyorlardı. Amanım. Damage anlamında dediğim gibi yani zaten gördüğünüz çok fazla vurmuyorlar. Sadece yani üzerimizdeki poison eğer gitmişse poison vurmaya devam ediyorlar veya yani damage olarak biraz daha animasyonumuzu bozabiliyorlar. Arkadaşı öldürelim. Vuramıyorduk. Hayda. Biraz aşağı inerseniz. Kamera bir kendinden geçti. Biraz hızlı hareket etmek için şu toprak yerlerde ilerlemek en güzeli. Dediğim gibi bunları öldürüyor olacağız. Bu arkadaşlar yalnız damage vururlar. O yüzden bunları hafife almayın. Ve burada kılıç kalkan şeklinde tutmanın daha büyük faydası var. Bloklamaktan ziyade yan yana olmaları durumunda bunları toplu kesme imkanınız olabilir. Ondan faydalanmak için daha çok. Gelelim bakalım buraya. Hop. Hiç düşmemiş olması çok üzücü. Şimdi bonfire kinletmiş olmanın güzelliğini burada yaşıyor olacağız. Yani poison'dan canımız gidiyor olsa da 10 tane Estus Flask'ımız olduğu için elbet kendimizi toparlayabiliyor olacağız. Ve dediğim gibi hani poison'dan kaçış yok. Kaçış olmadığı için mecburuz bunu yapmaya. Large Titan Shard. Şunu yudumlayalım.
Bu arkadaşlardan da mesela şu an gördüğünüz gibi hani bir item düştüğünde çok parlaklığı belli olmuyor. O yüzden üzerlerine yürüyüp kontrol etmenizde fayda var. Canım biraz az olduğunu fark ettim. Geç fark ettim ama fark ettim. Oo. Bu. Biraz riskliydi ama olsun. Burada item yoktu. Bazı yerlerde bir item olması gerekiyormuş da ben hatırlamıyormuşum gibi hissediyorum. Garip oluyor. Şuradan gidelim. Biraz uzaklaşalım. Estus flaskımızı içelim. Vuralım bir tane. Bu arkadaşlarım düşmedi. Buradan yeni bir tane silahımızı aldık. Bugün de biraz daha hani server silahı. Biraz daha dexterity. Pardon, bu STR değil mi? Evet, bu biraz da STR endeksli bir silah ama dexterity scaling'i daha fazla. O yüzden dexli arkadaşlar eğer statları yetiyorsa kullanabilirler. Aklımızda gelen birileri yok. Okey. Şimdi burada biraz değişik yerleri keşfediyor olacağız. Boss öncesinde. Hop, hop. Birinci oyunun boss olmayan lakin lore ile alakalı benim en sevdiğim mekanlarından olan Ashlake kısmına gidiyor olacağız. Şuradan yuvarlanamadım. Şöyle gidip şu iki arkadaşı öldürüp buradaki item'ımızı da alalım. Green Titan Ashlar, aynen. Ya bunlar dediğim gibi hani silah upgrade'lerinde kullanılan şeyler. Burada farmlamanıza gerek yok. Yani farmlarsanız hani ileride tabii ki sizin için kolaylık olur. Ama farmlamamanız durumunda sıkıntı olmayacak. Çünkü bunların satıcısıyla bir sonraki bölgemizde, oyunun ana bölgesinde karşılaşıyor ve tanışıyor olacağız. Plank Shield aldık. Plank Shield çok tercih edeceğiniz bir şey değil. Tahtadan bir shield. Şurası gizli kapı. Yani burayı vurarak açabilirsiniz. Illusionary Wall dediğimiz. Bu arkadaşta Twin Humanities var ve burada bir tane daha Illusionary Wall bulunuyor. Şimdi buradan devam edersek şayet The Great Hollow denilen bir yere geliyoruz. Burada merdivenle aşağı inebileceğiniz gibi direkt düşebilirsiniz. Sıkıntı değil. Burası, evet, burada bonfire'mız var. Bonfire'mızı yakıp level'larımızı verip keşfedeceğimiz yerlerden bir tanesi. Level up diyelim. Endurance 25 yapmak istiyorum şu an. Önceliğim olsun istiyorum. Şimdi burası keşfedip daha sonrasında geri döneceğimiz bir yer. Hani burada çok uzun soluklu dolaşıyor aslında olmayacağız. Burayı dolaşmadan önce ben sadece buradaki bonfire yakıp hani size burada bir alan olduğunu göstermek istedim. Burayı dolaşmadan önce ilk gideceğimiz, ilk yapacağımız şey aslında boss'u kesmek olabilir. Ya da buraya dolaşabiliriz. Yani bu tamamen size kalmış. Boss'u kestikten sonra buraya gidebilirsiniz. Burayı dolaştıktan sonra boss'u kesmeye gidebilirsiniz. Ben öncesinde burayı dolaşmak istiyorum. Yani benim izleyeceğim rota biraz daha o olacak. Şimdi şöyle, şu aşağıdaki bir yüzük, oyunun güzel yüzüklerinden. Oraya doğru şöyle yuvarlanarak düşebilirsiniz. Plunging vurun ama canınızın full olduğuna emin olun. Şimdi bu yüzük Chlorantry Ring ve bu yüzüğün olayı şu. Hop, şuraya koyacak olursak da ki ben bunu giyiyor olacağım. Bizim stamina'mızın recover etme hızını arttırıyor. Yani stamina'mız daha hızlı doluyor. Şuradan aşağı düşeceğiz. Bu ne demek? Bir önceki kullandığımız kalkan gibi bir etkisi var demek oluyor aslında temelde. Şimdi atladığımız yere bakacak olursak hani yanlış olmaması adına gidiyorum da şuradan düştük. Yani buradan aşağı doğru yuvarlandık. Buradan aşağı doğru gidiyoruz. Burası çok girintili çıkıntılı bir mekan. Burada yolunuzu kaybedebilirsiniz. Geri dönüş yolunuzdan ziyade burada kaybedeceğiniz yol daha çok şey oluyor. Hani
öldüğünüzde veya bir yere yuvarlanırken düştüğünüzde nerede ölmüştüm, nasıl oraya gitmem lazım şimdi şeklinde oluyor. Şimdi buradan şu arkadaşa doğru gideceğiz. Amanın, amanın, düşme, düşme. Sağdan gitmeniz lazım bu arada. Ben çok ayarlayamadım ama Tight Knot Chunk güzel. Şimdi buradan düz geri doğru yürüyoruz. Buradaki item'ları almak biraz nasıl diyeyim, zor. Dur o zaman önce yukarıdakini alalım o zaman. Öyle yapalım. Hop. Önce şu arkadaşı alalım. Burada yine bu arkadaşlar var. Yine aynı şekilde püskürttükleri gazın içerisine koyarsanız lanetlenirsiniz. Dikkatli olun. Elinizden geldiğince dikkatli olmaya çalışın. Bu arkadaşların ataklarını bloklayamayacağınız için iki elle de saldırabilirsiniz aslında. Bunu hafiften söylemeyi unuttum. Şöyle gideceğiz. Buradan şuraya düşüyor olacağız. Başarabilsek çok güzel olacaktı ama başaramadık. Buradaki itemleri almak biraz işkence olarak değerlendirilebilir. Çünkü çok fazla kayan yer, çok fazla düşüp ölünen yer var. Ama elimden geldiğince yani hepsini nasıl alınacağını göstermeye çalışacağım. Ve dediğim gibi hani burada esas zorluk hani bir önceki yere nasıl gittiğinizi bulmak oluyor. Bu arkadaşı aldık. Biraz daha sol taraftan düşmemiz lazımdı. Doğru mu hatırlıyorum? Evet, biraz daha sol taraftan düşerseniz bunu alıyorsunuz. Bu Red Tide Night Chunk bu oyundaki önemli silah upgrade'lerden bir tanesi. Bunlardan sınırlı sayıda var. Hani belli başlı silahları özel upgrade'leri için yani bunlara ihtiyaç duyacaksınız. Aklınızda bulunsun. Buradan şuraya düşeceğiz. Güzel. Tekrar aşağıya gidiyoruz. Şu arkadaşları öldürmek istiyorsanız biraz daha hızlı hareket etmeniz lazım. Onlara yine Twinkling Titanite ve Titanite Chunk düşüyor. Hani eğer ki şey yapanınız olursa, merak ediniz olursa belki onlar için de bir video hazırlayabiliriz. Şimdi yanlış yöne gitmek istemiyorum. Bu manyak arkadaş beni öldürmeye geliyor. Helal olsun sana. Oraya şuradan gidiyorduk diye hatırlıyorum. Emin olamıyorum. Orası oraya gidiyor, tamam. Şuradan şuraya düşeceğiz. O kadar çok hızlı oynamış olmama rağmen benim dahi kafamın karıştığı bir yer. Şuraya düşüyor olacağız. Buradan bu item'ı aldık. White Titanite Chunk aynı şekilde özel upgrade'ler için kullanılıyor. Aklınızda olsun. Hop. Buradan buraya düştük. Şuradan devam ediyor olacağız. Hop. Bu item'ı aldık. Blue yine aynı şekilde. Yani burada zaten çoğu item aslında upgrade materyali anlamında destek sağlıyor. Hani içlerinde yanlış yere düştüm ve cezasını ödeyeceğim sanırım şu an. Onu belki bir deneyebiliriz. Hadi bakalım. Evet, olmadı. Ama ölmedik de. Okay, nice, sıkıntı yok. Ha, burada diğer itemlar dediğim gibi yani o öldüreceğiniz kertenkelelerden de benzer şekilde upgrade materyalleri düşüyor.
Hani burada eğer ki bir item'ı alamadıysanız veya toplayamadıysanız bilin ki o daha çok upgrade materyali. Bir tek o almış olduğum yüzük biraz daha hani gear olarak bize destek sağlayan bir şey. Burada bir merdiveniz var. Bu aslında buraya daha hızlı ulaşmamızı sağlayan bir merdiven. Hop. Tekrar şuradan da yukarı çıkalım. Niyetim oradaki item'ı alabiliyor olmak. Merdivenlerimizden yukarı çıkıp devam edeceğiz. Burası oyunun uyuz yerlerinden bir tanesi. Buradaki atlayış biraz glitchli. Şayet olmazsa çok da dert etmeyin derim. Dediğim gibi biraz glitch kendisi. Developerlar da durumun farkındalar ama olduğu gibi bırakmış durumda. Bırakmışlar. Şuradan şuraya düşeceğiz. Hop. Buradan tekrar aşağıya gidiyoruz. Buradan buraya gidiyoruz. Umarım bu sefer yanlış bir yere düşmeyeceğim ve item alabileceğiz. Evet. Red Dark Knight Chunk. Eğer ki buradaki diğer bütün upgrade materyalleri için o kertenkeleri nasıl öldürüldüğünü merak ediyorsanız, yani Fighting Cowboy isimli her ne kadar İngilizce yapıyor olsa da burada izlemiş olduğunuz rotasyon açıklama gerektirmeyen bir rotasyon. Onun yapmış olduğu rotasyonu takip edebilirsiniz aslında. Almak için birçok kez yukarıdaki bonfire'a gitmek gerekeceğinden dolayı gerek ölerek gerek Homer bow atarak ben onları almak istemiyorum. Yani boşuna uğraştıran bir senaryo olacak. Her ne kadar %100 oynayış yapıyor olsak da o itemları o kadar da elzem bulmuyorum açıkçası. Çünkü gear veya silah anlamında çok bir katkıları sağlıyor olmayacaklar. O yüzden sizler de hani arkada bıraktık diye çok üzülmeyin. Hani içiniz rahat olsun. Buradan devam ediyoruz. Koşarak da ilerleyebiliriz aslında. Çok dert değil. Burada mushroomlar var. Bu yani bu mantar arkadaşlar dilerseniz öldürebilirsiniz. Yani öldürebilirsiniz ama biraz canları fazladır. Nedense ölünce de böyle bir ses çıkartıyorlar. Bu arkadaşlardan ziyade şuradaki item'i alabiliriz bir saniye. Onu almayı unuttum. Bir saniye özür. Bu item'i alalım. Şuradan düşüyorduk sanırım değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Buradan buraya. Buraya. Tight Night Chunk. Neden böyle olduklarını bilmiyoruz ama oluyorlar. Bu arkadaşlardan ziyade bunların annesi ve babası olan aşağıdaki şu tontiş mushroomlar daha bir sıkıntı. Onlar intikam almaya geliyorlar. Neredeyse one shot atabilirler. Yani tek vuruşa sizleri öldürebilirler. O yüzden onlara çok bulaşmanızı önermem. Ve Ash Lake'e geldik. Burası açılış sinematiğinde görmüş olduğunuz bir mekan aslında. O Everlasting Dragons diye tanımlamış olduğu ejderhaların yaşadığı ve oyundaki o hikayenin deki ilk savaşın en azından başladığı yerlerden bir tanesi olarak kabul edilen bir mekan. Kendine ait atmosferik müziği ve kendine ait lokasyonları var. Bu bonfire yakın ama oturmayın. Veya işi garantiye alalım. Bu bonfire oturalım.
Sonrasında burayı keşfediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.